Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün barış çiçekleri ile ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Hem barış çiçekleri ile güzel yorumlar yapmışsınız diğer videoma, onları cevaplamak istiyorum. Hem de budamasıyla ilgili ve açmayan kuruyan dallarıyla ilgili birazcık bilgiler vermek istiyorum. Ben kendim neler yapıyorum bununla ilgili. Öncelikle bir takipçimin, Gülay Hanım'ın yorumuyla videoma başlamak istiyorum. Sizin sayenizde çiçek yetiştirmeye başladım demiş. Çok teşekkür ederim sevgili arkadaşım. Çiçeğimin birkaç tane dalında kuruma var. Kökünden mi budamam gerekiyor? Bilgi verir misiniz diye sormuş. Öncelikle şöyle, barış çiçeğimin bir tanesi bu arkadaşlar. Bu büyük olan. Bundan biliyorsunuz böyle yavrular alıp çoğaltmıştım. Bunun gibi 3-4 tane saksım var. Çoğalttım. Kuruyan yapraklarını ya da budamanız gereken yapraklarını nereden budamanız gerekiyor? Öncelikle biliyorsunuz bunu budamıştım. Bununla ilgili videom var. Kanalıma, sayfama girip videolarımdan aşağı doğru inerseniz budamaları görebilirsiniz. Budama videomu. Şimdi kuruyan yapraklarınız var ise, diyelim bu kuruyan bir yaprak. Bu şekilde kökünde şöyle bir parmak kadar yer kalacak kadar buradan budayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle bir parmaklık yer bırakıyoruz. Buradan buduyoruz. Böyle kötü kurumuş dallarını, yapraklarını bu şekilde budayabilirsiniz. Kurumasına gerek yok. Çiçeğiniz çok şahlandıysa, çok coştuysa ve açmıyorsa bunu yine hem çiçeğinizin daha toplu, değerli toplu olması için altlarından budayabilirsiniz. Hem de kuruyan dallarının içinde budayabilirsiniz. Dediğim gibi bir parmak kalacak şekilde. Zaten bir aya kalmaz. O hemen yeşeriyor yine arkadaşlar. Yine büyüyor. Bu sefer taze yapraklar çıkarıyor. Budamanızı tavsiye ederim. Onun dışında uçları kuruyan. Uçları kuruyan. Bakın. Uçları kuruyan. Ve açmayan. Çok şükür benim çiçeğim açıyor. Tomurcuk vermeyen barış çiçeğimize ne yaparız? Barış çiçeği suyu sever. Benim barış çiçeğim hep böyle masamın üzerinde cam kenarında gün ışığı alır ve susuz bırakmam arkadaşlar. Hani susuz bırakmam dediysem de sürekli de su verip de kökünü çürütmüyorum. Tabii ki de günde bir kere yeterli bir şekilde suyunu veriyorum. Suyu severler. Susuz kaldığı zaman soluyorlar. Uçlarında kararmalar oluyor ve tomurcuk vermezler arkadaşlar. Gerçekten barış çiçeği suyu çok sever. Onun dışında barış çiçeğinin bol bol açmasını istiyorsanız, uçlarındaki kararmaların gidermesini istiyorsanız, bu şekilde şahlanmasını istiyorsanız sevgili arkadaşlarım, haşlanmış yumurta kabuğu suyu. Dilerseniz kabuğu ile beraber verin ya da sadece suyunu verin. Bol kalsiyum içeriyor. Tüm çiçeklerimize bunu gönül rahatlığıyla verebiliriz. Ki göreceksiniz çiçeğiniz, özellikle barış çiçeğiniz böyle pıtır pıtır açacak. Uçlarındaki kararmalar, sararmalar, kötü yapraklar gidecek, düzelecek sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu yumurta kabuğu suyunu normal yumurtamızı haşlıyoruz. Suyunu soğuduktan sonra dilerseniz kabuklarında küçük parçalar haline getirin ya da robottan geçirin. Suyun içerisine karıştırabilirsiniz. Ayda bir kez saksının toprağın üzerinde normal sulama yapar gibi gezdirin sevgili arkadaşlarım. Güçlü kök, bol yavru, bol bol açsın. Bol yavru verirse, bakın kök, bir sürü kökü var arkadaşlar. Bir sürü yavrusu var. Bu tek bir, şöyle tek bir daldan bu kadar yavru verdi. Mesela bunları alıp başka bir saksıya çoğaltabilirim. Bir sürü barış çiçeği yapabilirim arkadaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi az önce de gösterdiğim gibi. Bakın gayet güzel toprağıyla uyum sağladı. Artık tamamen tuttu. Belki de bu bile yakında bir sürü yavru verecek. Açacak sevgili arkadaşlarım. Bir tane daha var. Onu da göstereyim hemen. Evet, bu da diğeri arkadaşlar. Bakın. Bakın yavru bile vermeye başlamış. Gördüğünüz gibi
Bunları da alıp çoğaltabiliriz. Şimdi bu çoğaltma videom sayfamda var. Bu çiçeğimden çıkartıp yavrularını böyle bir saksılara bunları çoğalttım arkadaşlar. Barış çiçeği çoğaltmak isteyenler sayfama girip videolarımda izleyebilir. Bol bol yavru verdiriyor. Bol bol tomurcuk verdiriyor. Uçlarındaki kararmalar gidiyor arkadaşlar. Açmayan barış çiçeği ile ilgili çok yorumlar alıyorum. Dediğim gibi haşlanmış yumurta kabuğunu deneyin. Suyunu emin olun çok mutlu, çok memnun kalacaksınız. Benim de barış çiçeğimin uçlarında bir ara çok kararmalar vardı. Böyle yarıya kadar gelmişti arkadaşlar. Onları vitaminlerle sizlere bahsettiğim bakımlarla çok şükür bitirmiş oldum. Şu anda gördüğünüz gibi minicik, o kadarcık da olabilir yani. Barış çiçeğim benim yeşil oluyor diyen sevgili arkadaşlar. Barış çiçeği beyaz tomurcuk halinde çıkar. Sonra aynı şekilde beyaz olarak açar. Gün geçtikçe böyle yeşil bir hal alır. Sonrasında bu yeşil hal yine zamanla kurur ve kahverengileşir arkadaşlar. Bu çok normal. Bu çiçeğin yapısı böyle. Sonra kahverengileşiyor, sonra kuruyor arkadaşlar. Bu hiç sorun değil. Bunu sorun etmeyiniz. Önemli olan çiçeğinizin açması. Sonrasında zaten her çiçek açıyor, soluyor, kuruyor, tekrardan yenileri geliyor. Bunları yaparsanız çiçeğiniz uzun yıllar sizlerle yaşar. Hem de güzel bir şekilde yaşar, coşar ve açar arkadaşlar. Bol yavru vermesi için, yavruların tutması için. Şimdi ben bunları dediğim gibi bu büyük saksımdan aldım. Yavrularını çıkardım tek tek. Böyle saksılara çoğalttım. Nasıl bir toprak kullandım? Bu toprağı ben sizlere çok bahsediyorum. Bununla ilgili ayrı bir video da hazırlayacağım. Sadece toprak videosu. Hazırladığım toprağın karıştırdığım gübreleri, onları sizlerle paylaşacağım. Çok yorum alıyorum çünkü. Yine o topraktan ekiyorum. Bu toprak en doğal, en vitaminli topraktır. Hiçbir şekilde tutmayan, açmayan bir çiçek daha görmedim. Ben şahsım adına söylüyorum. Bu toprak ile ektiğim her çiçeklerim tutuyor. Bu doğal gübreli köy toprağıdır. Yanmış gübredir. Yanmış gübre, affedersiniz, büyükbaş hayvanların gübresidir. Onun 1-2 sene dışarıda bekletip, güneşte bekletip topraklaşmış halidir. Bunu sadece yanmış gübre ile ekmiyoruz. Bunu toprak ile karıştırıyoruz, o yanmış gübreyi. Öyle bir vitaminli toprak elde edip tüm çiçeklerimizi bununla ekiyoruz. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Yine yorumlarda buluşalım. Sizleri seviyorum. Bunları yaparsanız barış çiçeğiniz hem açar hem coşar.